Hadi bakalım Kafes Eylül paketinden bunlar 3 tane dergi bir paket halinde bir tane çok güzel soru. Dene bakalım ardından da benden dinle. Ekrana getiriyorum dur dur dene sonra da benden dinle. Güzel sorudur. Dur durun denedin. Bak şimdi şimdi ben anlatıyorum. N pozitif tam sayı olmak üzere yukarıda çizgi varsa bunun cevabı 3N eksi 1'den büyük en küçük tek sayı. Altta çizgi varsa alt kutucuk diyelim buna 3N artı 1'den küçük en büyük tek çift sayı olarak tanımlanıyor. A ve B birer pozitif tam sayıymış. Şimdi bak şunu yapabilirsin. A'nın tek veya çift olduğunu ben bilmiyorum. Peki A tek durumu altında üstte olan şu yani bunu A'nın tek durumu altında çözerim. İki tane sonuç gelir. B'nin tek ve çift durumu altında yani A'nın tek durumu altında çözerim. Bir sonuç çift durumu altında çözerim. Bir sonuç. B'nin tek durumu altında çözerim. Bir tane B çiftse bir tane. Sonra bununla bunu ortak çözerim. Bir cevap bulur muyum diye bakarım. Olmazsa bununla bunu çözerim. Bir şey bulur muyum diye bakarım. Burada da olmazsa bununla bunu çözerim. O da olmazsa bununla bunu çözerim. Bu dört durumdan bir tanesinde mutlaka bir çözüm gelecektir. Bu yapılabilecek şeylerden bir tanesi eğer şuna uyanmadıysan. Bak şimdi. Şöyle yapıyorum. A ve B birer pozitif tam sayı ise bu arkadaşın üstte çizgi varsa yani üstte çizgi varsa bu arkadaşın cevabı 3n eksi 1'den büyük en küçük tek sayıymış değil mi? Yani bu arkadaşın cevabı tek sayı oluyormuş. Yani bak bu arkadaşın cevabı tek oluyormuş. E, 2b çifttir. Çiftle neyin toplamı tektir? A demek ki tekmiş. Çiftle tekin toplamı tekmiş. Buna eğer uyandıysan o zaman o alternatifleri teker teker dökmeye ihtiyacın olmayacaktır. A neymiş? A tekmiş. Anlaştık? Şimdi A tekse A tekse 3 çarpı tek bir sayı tek. 1 çıkar çift. Bu çiftmiş. Şimdi A N yerine A yazdım. 3A 1 oldu. Bu 3A 1 dediğimiz çift sayıdan bu çift büyük olan en küçük tek sayı bunun bir sağındaki şuradaki sayıdır değil mi? Çünkü bu çift sen tek olmasını istiyorsun neticenin ve bundan şu arkadaştan büyük olmasını istiyorsun. 3a 1'e 1 e bir eklersen 3a yapar. Yani cevap 3a'ymış. Eşittir 3a. Buradan da 2b eşittir 4a b eşittir 2a geldi. B yerine 2A yazıyorum. Aşağı doğru olduğu zaman B yerine 2A yazarsak buraya 2A yazdım. 3 çarpı 2A 6A artı 1'den burası tek oldu. Şurası 3 çarpı 2A artı 1 yani 6A artı 1 ve bu tek oldu. Şimdi bundan küçük olan en büyük çift sayı bunun kendisi tek olduğu için bunun bir önündeki tam sayı çifttir. Ben de onu arıyorum. Dolayısıyla 6a artı 1'den 1 bir çıkarttım. Bu çünkü tek 6a'ymış benim cevabım. Bunun cevabı da 6a'ymış. O zaman buradan 4a'yı çıkarttım. 2a 10. a eşittir 5 geldi. a 5'miş. a 5 ise b de 10'muş. Toplamları 15'miş. Tekrar söylüyorum. Eğer bu ufak püf noktayı göremezsen A tekse çiftse diye iki durum. B tekse çiftse diye iki durum. Dört tane durum yani iki ondan iki ondan geliyor. A'nın tek olma durumuna karşılık B tek durumundan elde ettiğinle iki bilinmeyenli iki denklem çözeceğim. A'nın tek olma durumuna karşılık B çift olduğu durumdan gelen denklemle iki bilinmeyenli iki denklem. Bir de A'nın diğer durumlarına karşı öteki yani dört tane iki bilinmeyenli yani denklem çözmen gerekiyor. He Yolda çözerken ikinci daha çözüşünde bulursan cevabı işaretler geçersin. Kalan durumları çözmene gerek kalmaz. Anlaştık. Şöyle bir şey de derler. A artı B'nin kaç farklı değeri var? Ya da A artı B toplamının alabileceği değerler kaç tanedir diyebilir. Ya da A artı B toplamının alabileceği değerlerin toplamı diyebilir. O zaman o denklemleri A çift B tek gibi çözmek durumunda kalırsan... 4 durumunda sınamak zorunda kalırsın başka durumlar gelebilir düşüncesiyle ama benim baktığım burada gösterdiğim şeyle zaten tek bir durum vardır diye ilerliyorsun onu görerek. Anlaştık mı? Teklik, çiftlik, çiftlik sorularında sorulara baktığın zaman 2b a'yı sadece 2b a olarak da görme. Görmemeye çalış. Kolay değildir farkındayım. Yani a ve b'nin tam sayı olma durumunda 2b eksi a'nın bir tek sayı olduğunu, 2b çift, a çıkarttın tek fısıldasın sana soru. Tamam? Yani fısıldamasına gayret edelim. Nasıl yapacağız? Bak yani soruya direkt çözmek için dalmayacağız da hafif uzaktan da bakacağız. Ulan teklif çiftlik var. Bu soru buradan iki dala ayrılıyor. Bu soru buradan da iki dala ayrılıyor. Aya dört tane bana bunu çözdürmeyebilir mi acaba? Diye bakacağız. Tamam? Bir başka soru daha. Görüşmek üzere. Bu arada yapabilenler bana yapıp yapamadığınızı söyleyin ya yorumlarda. ve bileyim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere bir sonrakinde. Hoşçakalın.